Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir soru çözüm videosuyla daha sizlerle beraberim. Hiç vakit kaybetmeden sorumuzu okuyorum. Ali ile Veli'nin biliyelerinin farkı 44. Toplamı ise 144'tür. Biliyesi fazla olanın kaç biliyesi vardır? Bu soruyu iki farklı şekilde anlatacağım size. İlk önce kısa yoldan göstereceğim. Sonra bu kısa yolun sebebini anlatacağım. Şimdi fazla olanı sorduğu için buradaki ve size verilen sayıları toplayıp 2'ye bölmelisiniz. Yani şöyle 144 ve 44 var değil mi? Bunları topluyoruz. 8, 8, 188. Bulduğumuz sayıyı 2'ye bölüyoruz. Çünkü 2 kişi var. Ee, bu şekilde fazla olanı bulacağız yani. 18'de 2, 9 defa var. 9 kere 2, 18 8'i getirdim. 4 kere var. Yani fazla olan kişinin bilye sayısı 94 tane. Cevap değişik. Peki öğretmenim az olanı sorsaydı ne yapacaktık? O zaman da şunu yapacaktınız. Size verilen bu sayıları, bu sayıları çıkaracaktınız birbirinden. Yani şöyle 144'ten 44'ü çıkaracaktınız ve ne kalacak? 100 kalacak. Bu 100'ü 2'ye böleceksiniz yine. 50. Demek ki az olanın da 50 tane bilyesi varmış. Şimdi buradaki sorumuzun cevabı 94. Yani cevap D şıkkı. D şıkkını işaretleyelim. Şimdi ben bunun sebebini de anlatacağım size. Şuradaki işlemi fazladan yaptım. Az olanı sorarsa diye ne yapacağımızı göstermek için. Şimdi söylenenleri bir yazalım bakalım. Ali ile Veli'nin bilyelerinin toplamı ve farkı diyor değil mi? Şimdi Ali ve Veli diyelim. Baş harflerini yazalım. Bunların bilyelerinin toplamı kaçtı? 144. Bir de bunların farkı vardı bilyelerin sayısı. Yani Ali eksi Veli diyorum. Ha burada hangisinin çok hangisinin az olduğunu bilmiyoruz da. Ben baştakini masucuktan çokmuş gibi düşündüm örneğin. Kimin çok olduğu kimin az olduğu önemli değil. Neyse Ali ve Veli'nin bilyelerinin farkı neydi? 44. Bakın söylenenleri harflerle ve işlemlerini yaptım. Sonra bunların hepsini bir sepete dolduralım. Ne yapalım? Bakın Şöyle hepsini bir araya getirelim. Yani şöyle bir sepetin içine toplayalım. Neler var şimdi elimizde? İki tane A harfi var değil mi? İki tane A harfi. Şimdi burada bir tane toplama V harfi var. Bir de çıkarma V harfi var. O zaman bunların ikisinin bir araya geldiğinde sonuç sıfır oluyor. Ne demek bu? Şöyle mesela bu V harfinin yerine benim 10 TL alacağım var birisinden. Ben 10 TL alacağım ondan. Diğer ifadede de 10 TL borcum var. Yani bakın artı V eksi V. Yani 10 TL alacağım var. 10 TL borcum var. Ne olur? Bunlar birbirini götürür yani. Sıfır olur. O zaman bunlar silinmiş oluyor. Elimde 2 tane A harfi kaldı. Eşittir diyorum. Bunları bir araya getirdiğimde ne oluyordu? 188 değil mi? Bakın ne oldu? Az önceki işlemi geldik yine burada. 188'i ben şimdi ikiye böldüğümde bir tane A harfini buluyorum. Yani buradaki kişilerden birisinin bilye sayısını buluyorum. 180'i ikiye böldüğümüzde zaten bölmüştük burada. Şöyle yan yana gösterelim. Ne oluyor? Bir tane A harfi 94 oluyor. Dediğim gibi bu A harfi veya diğer kişinin olması önemli değil. Burada hangi kişinin çok bilyesi var diye sormuyor. Sadece bilyesi fazla olanın kaç tane var diyor. O yüzden böyle yaptık. Az önceki işlemin buradaki ben size ayrıntılı halini göstermiş oldum. Sonuç olarak cevabımız 94 oldu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.